Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Birinci sorumuz. Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğru olmaz? Ne var burada? Sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımız var. Eğitim yazılmış, gezinti, eğlence, oyun buraya uygun, tiyatro da buraya uygun, tatil de buraya uygun. Ama beslenmeyi buraya yazmamalıyız çünkü beslenme temel ihtiyaçlarımız içerisinde. Burada cevabımız D şıkkı olacak, işaretleyelim. Yukarıdaki ifadeleri doğru veya yanlış olarak işaretlersek sıralama nasıl olur? Birinci ifade, alışverişlerimde TSE damgalı ürünleri tercih ederim. Evet, doğru. Alışveriş sonrası fiş veya fatura istemem. Yanlış, fiş veya fatura almamız gerekiyor. Alışveriş yaparken reklamların etkisinde kalmam. Evet, güzel bir davranış, yani doğru. Alışveriş yaparken temel ihtiyaçlara öncelik veririm. Bu da doğru bir cümle. Ne oldu? Doğru, yanlış, doğru, doğru. Şıklara baktığımız zaman uygun şık C şıkkı oluyor. İşaretledim. Üçüncü soru. Belirli bir sorun ya da konu ile ilgili halkın çoğunluğunun benimsediği genel düşünceye ne denir? Düşünce özgürlüğü, halkın çok sesliliği, dilekçe verme özgürlüğü, kamuoyu. Evet, burada ifade edilen kamuoyu demek. O yüzden cevabımız D şıkkı oldu. Dördüncü sorumuzda resimler var. Projeksiyon, telefon, tren ve steteskop. Yukarıdakiler sırasıyla hangi teknolojik kullanım alanlarına aittir diyor. Projeksiyon eğitim alanında kullanılır. O yüzden A şıkkı elendi, C şıkkı da elendi. Telefon iletişim alanında kullanılır. Evet, ikisinde de iletişim yazıyor. Tren ulaşımda kullanılır ama B şıkkında sağlık yazıyor. D şıkkı doğru o zaman. Steteskop da sağlık alanında kullanılır. Yani burada cevabımız D şıkkı oluyor, işaretledim. Beşinci soru. Bir kumaşın elbise olarak dikilmesine kadar gelen yolculukta ilk aşama hangisidir? Taşıma aşaması mı? Terzide dikilme aşaması mı? İplik fabrikasında iplik haline gelmesi mi? Yoksa pamuk tarlasında ilk önce pamuk olarak yetiştirilmesi mi? Tabii ki ilk aşama pamuk olarak yetiştirilmesi. Yani bitki olarak yetiştirilmesi. O yüzden burada cevabımız D şıkkı olacak. 6. Sabahleyin güneş doğarken yüzü güneşe dönük duran bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet, sabahleyin güneş doğuyor, yüzünü güneşe dönmüş. Yani yüzü ön tarafı doğuya bakıyor. Önü doğuyu gösterir. Evet, A şıkkı doğru. Bize yanlış olan seçeneği istiyor. Sağ kolu güneyi gösterir. Evet, doğuya doğru döndüğünde sağ kolu güneyi gösterir. Sırtı batıyı gösterir. Bu da doğru. D şıkkı yanlış çünkü sağ kolu kuzeyi gösterir diyor. Tam tersi sol kol kuzeyi gösterir. Zaten B şıkkı doğru olduğuna göre D şıkkının yanlış olması gerekiyor. Cevap burada D şıkkı oldu. 7. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir? Seçimlerde oy kullanmak. Evet, bu sorumluluktur. Tabii 18 yaşından küçükler kullanamıyor ama 18 yaşından büyüklerin herkesin seçimlerde oy kullanma gibi bir sorumluluğu var, bir görev var. Kişisel temizliğimize özen göstermek. İşte bu ülkemize karşı olan sorumluluklardan değil, kendimize karşı olan sorumluluklardan. Biz bunu işaretleyeceğiz de diğerlerine bakalım. Vergi vermek. Bu da ülkemize karşı sorumluluk. Bir kazanç sağlayan, ticaret yapan kişiler kazançlarının bir kısmını vergi vermelidir. Yasalara yani kanunlara uymak, bu da sorumluluktur. Tüm herkesin sorumluluğudur. Ülkemize karşı bir sorumluluktur. Bizim burada cevabımız B şıkkı olacak. 8. sorumuz kolay bir soru. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir? Cami, deniz, peri bacaları ve dağ var. Evet, cevap A şıkkı olacak. Çünkü burada insanların yaptığı bir eser var. Doğal unsur olmayan, diğerleri doğal unsurlar içerisinde. 9. sorumuz, aşağıdaki ifadelerden hangisi yukarıdaki görselleri en iyi şekilde anlatır? Neler var? Çeşitli yöresel kıyafetler giymiş dünya milletlerinden çocuklar var burada. Birincisi sanıyorum Meksikalı, şuradaki şapka onlara benziyor çünkü. Diğeri İspanyol bir çocuğa benziyor, elinde bir kırmızı pelerin tutuyor, boğa güreşlerini temsil ediyor. Buradaki çocuk da İskoçyalı bir çocuğa benziyor. Ve sondaki çocuk da Japon bir çocuğa benziyor. Ne ifade ediyor? Bu sene koyu renkli kıyafetler moda. Giyinme şekilleri kültürlere göre farklılık gösterir.
Tüm milletler aynı tarzda giyinirler diyor. Bu zaten uygun değil buraya. İnsanların giyinme tarzları aynıdır diyor. Yine uygun değil. Cevabımız burada B şıkkı olacak. Bakın hepsi farklı farklı giyinmiş. Demek ki kültürlere göre giyim şekilleri de farklılık gösteriyor. Cevap B şıkkı. 9. sorudan sonra 10. soruya geçecektik ama ben rakamları yanlış yazmışım. Burası 10 olacaktı. 11 yazmışım. Yani bir tane rakamı atlamışım. Neyse önemli değil. Aşağıdakilerden hangisi buluş ve bilim adamlarının ortak özelliklerinden değildir? A. Hayal güçlerinin gelişmiş olması. Deney yapmadan çalışmaları. Çevresini çok iyi gözlemlemeleri. Meraklı ve araştırmacı olmaları. Evet, cevap burada B şıkkı olacak. Çünkü bu zaten yanlış bir cümle. Yani buluş ve bilim insanları hep deney yaparlar. Burada ne diyor? Deney yapmadan çalışıyorlar diyor. Bu uygun değil tabii ki. Diğerleri uygun. 12. Çocuk haklarına dair sözleşmede yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi diğerlerinden daha önemlidir? Her çocuğun yaşama hakkı vardır. Her çocuğun sağlık hizmeti veren kuruluşlardan yararlanma hakkı vardır. Her çocuğun dinlenme hakkı vardır. Her çocuk doğumundan itibaren isim ve vatandaşlık hakkına sahiptir. Evet, buradakilerden en önemlisi ilk önce yaşama hakkı. Herkesin, her çocuğun ilk önce ilk hakkı yaşama hakkı, diğerlerinden daha öncelikli. O yüzden cevap A şıkkı oldu. 13. soru. Dünya üzerindeki tatlı sular tarımda, sanayide, elektrik üretiminde de kullanılır ve çok önemlidir. Suyun bilinçsiz tüketimi tatlı su kaynaklarının tükenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle suyu israf etmeden kullanmamız gerekir. Aşağıdakilerden hangisi suyu israf etmeden kullanmak için alınan önlemlerden biridir? Şöyle şurada L harfini unutmuşuz. A. Çamaşırları günlük olarak elde yıkamalıyız. Bunu yaparsak iyi bir önlem almış olmayız çünkü daha çok su harcarız. Biriktirip makinede yıkamak tabii ki daha az su tüketmeye sebep olur. Bu uygun davranış değil. Sebzeleri ve meyveleri yıkadığımız suyla çiçekleri sulamalıyız. Bakın bu güzel bir şey. Çünkü sebzeleri ve meyveleri yıkadıktan sonra bu suyu boşa değil çiçeklere dökebiliriz. Çünkü çiçekler sulanması gerekiyor değil mi? B şıkkını işaretleyeceğiz. C'ye bakalım. Duş sırasında suyu bol bol kullanıp temiz olmalıyız diyor. Şimdi duş alırken de suyu çok böyle bol bol fazla fazla kullanmamalıyız. Uygun bir şekilde kullanmalıyız yani. Bulaşıklar az olsa bile hemen bulaşık makinesinde yıkanmalıdır. Bu da yanlış. Biriktirmeli, makine dolana kadar beklenmeli ve en son dolduktan sonra yıkanmalıdır. Bizim burada cevabımız tabii ki B şıkkı olacak, işaretledik. 14. soru yine yönlerle ilgili bir soru. Yukarıdaki görseldeki gibi güneşin doğduğu tarafa sol kolumuzu uzatırsak önümüz hangi yönü gösterir? Bakın burası doğu, karşı taraf batı, burası yani ön taraf güney. Çocuğun arka tarafı yani üst taraf kuzey olacak. Bize nereyi soruyor? Ön tarafı soruyor. O zaman güney olacak. Yani cevabımız D şıkkı olacak. 15. Buluş yapma sürecinde izlenecek aşamaların ilk basamağı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Fabrikasını kurmak, ihtiyacı belirlemek, tasarım yapmak, reklam yapmak. Buluş yapmak için ilk önce bir ihtiyaç olması gerekir. Yani ihtiyacın belirlenmesi lazım. İlk aşama budur. O yüzden cevabımız burada B şıkkı olmalı. B şıkkını işaretledim. 16. Aşağıdaki davranışlardan hangisi teknolojik ürünlerin yanlış kullanımına verilebilecek örneklerden biri olamaz? Süratli otomobil kullanmak. İşte bu yanlış kullanmak teknolojik bir ürünü. Televizyonu yakından izlemek. Yine yanlış bir kullanım. Uzun telefon görüşmeleri yapmak. Yine yanlış. Yerlere çöp atmak. Şimdi yerlere çöp atmak teknolojinin yanlış kullanımıyla ilgili bir davranış değil. Bu başka bir davranış yani. Çevreyi kirletmemekle ilgili. O yüzden bizim burada cevabımız D şıkkı oldu. 17. Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Ucuz ve kaliteli malları seçer. Evet, ilk önce fiyatına bakar. Yani fiyatı daha uygun olanı tercih eder. Kaliteli olanları arar. Evet. Ürünün TSE belgesine bakar. Evet, bu da güzel bir davranış. Reklamı çok yapılan ürünleri tercih eder. Şimdi reklamlara her zaman güvenmemek lazım. Reklamı çok yapılıyor diye illa o ürün iyi olacak diye bir kural yok. Ürünün diğer özelliklerine bakmak lazım. Reklamla ilgili dediğim gibi bu cümle uygun değil. Alışveriş sonunda fiş veya fatura alır. Bu da güzel bir şey. Bizim burada C şıkkını işaretlememiz lazım. 18. ve son soru. Farklı ülkelerde yaşayan insanların dilleri, kültürleri ve yaşam biçimlerinde farklılıklar ve benzerlikler vardır.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye ile çok daha fazla benzerlik göstermektedir? Azerbaycan, Japonya, Suriye ve Gürcistan. Evet, bize en çok benzeyen kültürümüz, yaşayışımız, giyimimiz, yemeklerimiz Azerbaycan olacak. Çünkü Azerbaycan'da da Türk milletinden çok insan yaşıyor. Tabi başka milletlerden de yaşayanlar vardır ama çok azdır. Genel itibariyle Türklerden oluşuyor. Bize en çok benzeyen A şıkkı olacak Azerbaycan ve bu şekilde işaretledik. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.